Grayscale'daki bu altcoin inanılmaz yükseldi diyor. Ve burada Solcoin'den bahsediyor. Sadece Sol değil tabii, çeşitli kripto paralarda da çok ciddi yükselişler oldu. Grayscale'ın oluşturmuş olduğu Sol Trust'ı bu noktada ortalama 500 dolar civarlarına kadar Sol Coin'in primlenmesine sebebiyet verdi. Tabii Trust belli bir oranda Sol Coin'i tutuyor. Yani Sol'u, yanlış olmasın, ortalama 0,37'lik bir Sol tutuyor. Hani siz Trust'u satın aldığınız zaman, buradaki varlığı satın aldığınızda aslında bir Sol almıyorsunuz. Hani toplamda 0,37 civarında bir Sol Coin tutuyor diye biliyorum. Bunun da toplam değeri neredeyse 200 dolara yaklaşmıştı. Dolayısıyla 500 doların üzerinde, yanlış olmasın, 540 dolar civarına bu Sol Coin primlenmiş oldu. Şimdi burada şunu bilmek lazım ilk olarak. Tabii buradaki trustler bir şey tarzında işlemiyor. Borsadaki spot tarzında işlemiyor. Ve dahi şu an için hiç değilse bilinçli bir şekilde yüksek bir teminatlandırma üzere değiller. Mesela Grayscale'ın Bitcoin Trust'ü de vardı aynı şekilde. Ve bu da çok indirimli fiyattan işlem görüyordu. Örneğin. Mesela Bitcoin'in fiyatı 30 binlerdeydi. Grayscale'ın Trust'ü 15-16 binlerdeydi. Hani bir Bitcoin'in fiyatı velhasıl buraya tekabül ediyordu Grayscale'ın Trust'ü üzerinde. Tabii bunu bir ETF'le buluşturmak istedi Grayscale. Eğer SEC ETF'e izin verirse, bildiğiniz bir borsada, ki ETF başvuruları Coinbase üzerinde yapılacak, bir borsada bunu saklama aracı olarak kullanıp teminatlandıracaklar ve varlık saklayacaklar. Dolayısıyla mevcut Trust'ün ETF'e dönüşmesi bu ETF üzerindeki oynaklığı kaldıracak. Durum bu. Haziran'dan beri ilk etapta yapılan bu işte başvurulardır, şuydu buydu derken, zaten Grayscale'ın şu an Bitcoin Trust'üyle arasındaki ortalama fark bayağı bir düştü. %54 falan düşüktü. %10-12 civarında düşük diye biliyorum şu an için Grayscale'ın Bitcoin Trust'ü. Yani burada olayın nasıl olduğunu anlamanız için şey yapıyorum. Şimdi Trust düşük bir likidite halinde ise indirimli fiyattan işlem görecektir. Eğer bu yüksekse, o zaman fiyatları şişer ve prim yapar. Yeterince teminatlandırılmayan bu varlık. Biz burada neyi görüyoruz? Grayscale'ın Sol Coin Trust'üne korkunç bir ilgi var. Çok yüksek bir ilgi var. Ve tabii bu ilgi de kurumsallardan geliyor. Kurumsal yatırımcılar yapıyor bu alımları. Dolayısıyla fiyatlar da çok sert yükseliyor. Yani buradaki Sol Coin'in yükselişinden çıkarılması gereken, bu Trust'teki primden çıkarılması gereken en büyük ders mi diyeyim artık, sonuç mu diyeyim, budur. Kurumsalların Sol Coin'e ne kadar meraklı olduğu. Tabii kurumsalların Sol Coin'e meraklı olduğunu zaten her hafta biliyorsunuz ki açıklanan kurumsal raporlarında da aynı şekilde görüyoruz. Ama şu anda Grayscale'ın Trust'ünde de bunu aynı şekilde görmüş olduk. Beraberinde Sol Coin için bunlar önemli. Çünkü bir gün bundan çok daha önemli şeyleri konuşacağız. Deribit borsası da mesela hem XRP için hem Sol için, aynı zamanda Matic için Ocak ayında yeni bir şey çıkaracağını, opsiyon sözleşmelerinde listeleyeceğini dile getirmişlerdir. Bu da çok önemlidir. Evet. Bu da bize gösteriyor ki Ocak ayında olmasının sebebini de, Deribit borsası Ocak ayında piyasa şimdikinden daha hareketli ve yüksekte olacak. O yüzden çıkış lansmanımızda tutar diye açıklamasını bizzat yapmışlardır. Bu noktada XRP, Sol ve Matic için zaten Deribit
gibi bir borsanın ki ABD'de ilk kez BTC ve Ether haricinde opsiyon sözleşmeleri oluşturacak. Bu noktada ne kadar kurumsal ilgi potansiyelinin yüksek olduğunu bu üç kripto para için, aynı şekilde bu listelemeden sonra daha da ne kadar artabileceğini anlamış oluyoruz. Öyle değil mi? Bu çok önemli. XRP ve Sol. Benim 2024'te Bitcoin ve Ether ETF başvuruları onaylandıktan sonra ilk etapta yeniden ETF başvurusu beklediğim iki tane kripto para birimidir. XRP de öyle, öyle Sol da öyle. Sol coin tarafındaki kurumsal ilgi çok yüksek. 2023'te XRP falan da ezdi yani zaten. Ama XRP de genel olarak kurumsallar tarafından çok popüler ve daha da popülarite yakalayacak gibi gözüküyor. Kimi kesim XRP SEC'den kaynaklı olarak bir ETF başvurusu yapılmaz diyor. Ama bu bakış açısı doğru değil. Bu bakış açısı doğru olacak olsaydı Deribit bile listelemezdi zaten. Adamlar davayı kazandı. ETF başvurusunun yapılmaması için hiçbir sebep ya da gerekçe yok şu anda ortada. Dolayısıyla durumlar şu an için bu şekilde diyebiliriz. Üçü de çok sağlam kripto paralar. Bunu da belirtmek lazım. Ha, en son XRP fiyatları biliyorsunuz bir anda 75 sente falan patlamıştı birkaç gün önce. Bu olay da zaten bu haberden kaynaklı olarak oldu. BlackRock'un ETF başvurusu yaptığı iddia edildi ki bu yalan haberdi. Bunun ardından fiyatlar patladı. Kripto varlık yönetim şirketi Grayscale, Solana odaklı bir ETF fonu olan GSOL'u başlatma kararı aldı. Bu önemli gelişme, altcoin dünyasında Solana ekosistemine duyulan güveni ve ilgiyi bir kez daha vurguluyor. Grayscale'ın Sol'u içeren GSOL fonu diyor. Grayscale altcoin'lerin giderek daha fazla kurumsal yatırım çektiği bir dönemde Solana ekosistemine odaklanan GSOL fonunu başlatıyor. Burası da doğru tabii ki Grayscale'ın bizzat kendisi şu an çok primli. Grayscale'ı biliyorsunuz diye biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu ETF muhabbetlerinin çıkışı zaten buraya dayanıyor. En son Grayscale ABD'de mahkemeyi kazandıktan sonra yargıç SEC'e bir an önce Grayscale'ın Bitcoin ETF başvurusunu kabul edeceksin diye emretti. Ve şu an içinde bulunduğumuz zaman dilimlerine kadar mevcut fiyat patlamalarını görmüş olduk diyebiliriz. O yüzden Grayscale'ın önemi, piyasa için önemi çok büyüktür. İlerleyen vakitlerde de yine kurumsallarla haşır neşir bir firma haline gelecekler. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.